dünyanın günlük hareketi, eksen hareketinin sonuçları. Bu hareketin sonucunda gece gündüz birbirini takip eder. Ve bu dönüşünü batıdan doğuya doğru tamamlar ve 24 saatte tamamlar. Ve gece gündüz oluştuğu için ısı farklılıkları meydana gelir. Isı farklılıklarının oluşmasından dolayı fiziksel parçalanma oluşur. Fiziksel parçalanma nedir dediğimizde, kurak bölgelerde, çöllerde, kayaçların sabah çok ısınıp akşamleyin çok soğumasından dolayı parçalanmalarıdır. Ve çöllerdeki kumlarda bu fiziksel parçalanmalar sonucunda meydana gelir. Gece gündüz birbirini takip eder dedik. Ve bunun sonucunda güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Sabah eğik açıyla, öğlen dik ve dike yakın açıyla, akşamleyin yine eğik açıyla gelirler. Ve bundan dolayı da gölge boyları ve gölge yönleri değişir. Bunun sonucu hem yıllık harekette de vardır, hem günlük harekette de vardır. O yüzden sorularda dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki gün içerisinde gölge boyu ve yönü değişiyor diyorsa günlük hareket, yıl içinde değişiyor diyorsa yıllık harekettir. Ve sıcaklık farklarından dolayı fiziksel parçalanma meydana gelir dedik. İkinci olayda meltem rüzgarları oluşur. Karaların ve denizlerin farklı ısınmasından dolayı bir ısı farklılığı oluşur, basınç farklılığı oluşur. Bu da meltem rüzgarlarının oluşmasına sebep olur. Karalar gündüz çabucak ısınır, o yüzden alçak basınç. Denizler geç ısınır, o yüzden yüksek basınç olur. Gündüzleyin denizden karaya doğru, akşamleyin de karadan denize doğru bir esinti söz konusu olur. Dağ vadi meltemleri de aynı şekilde meydana geliyor. Dağ meltemi nereden esiyorsa rüzgar onun ismini alır. Gündüzleyin denizden estiği için deniz meltemi, geceleyin karadan estiği için kara meltemi ismi alır. Dağ vadi melteminde de gündüzleyin rüzgar daha doğru vadiden eser, vadi rüzgarıdır. Akşamleyin de dağdan aşağıya doğru estiği için dağ meltemi ismi alır. Ben bunu kafanızda kodlamak amacıyla şöyle diyorum. Mesela Uludağ'ı serinlemek için gündüzleyin Uludağ'a çıkıyoruz Bursa'dan. Akşamleyin çok donduk ve dağdan aşağıya doğru indik. Hani yönleri bazen karışabiliyor. Üniversite sınavında da sorularda çıktı. Gündüz nereden nereye hangi rüzgar eser diye. O yüzden bunları bilmemiz ve karıştırmamamız gerekiyor. Ve yerel saat farkları oluşur. Şu tekerlemeyi unutmuyoruz. Çünkü yerel saatlerde çok hesaplamalarında çok karşımıza çıkıyor. Güneş doğuda erken doğar, erken batar. Batıda geç doğar, geç batar. Bu 24 saatlik dönüşü esnasında her boylamdan 4 dakikada bir hareketini gerçekleştiriyordu. Ve bundan dolayı da yerel saat farklılıkları oluşuyordu. Yerel saatimizde biz güneşin en tepede olduğu 12'ye göre ayarlıyoruz. En dike yakın açıyla geldiği vakit, tabii ki ekvator ve dönenceler arasında dik geliyor ama ülkemize dik gelmez, gelemez. Çünkü biz dönenceler dışında yer alıyoruz. Ve bundan dolayı da mesela bizim şu anda İngiltere ile 3 saat farkımız var. Mesela Hindistan bizden ileride, Amerika tarafı bizden geride. Yani bunun gibi yerel saat farklılıkları meydana geliyor. Günlük hayatımızda da uçak saatlerini hesaplamada ya da NBA maçlarını bakacaksınız. Onlar da bu yerel saat farkları önem kazanabiliyor. Ve bu dönüşünü batıdan doğuya doğru gerçekleştirdiği için sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları halkalanmalara ve sapmalara maruz kalıyor. Kuzey yarımkürede saat yönünde, güney yarımkürede saatin tersi yönünde hareket ediyor. Sorularda şöyle de gelebiliyor. Dünya hareketini batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya doğru gerçekleştirseydi neler gerçekleştirir gibi. Bu sapmalar
şimdikinin tam tersi meydana gelirdi. Yani kuzey yarımkürede saatin ters yönünde, güney yarımkürede saat yönünde gerçekleşirdi. Eğer dünya şimdikinin tersi yönünde dönseydi. Ve çizgisel hız kavramı, bunda da çok zorlanıyor öğrenciler. Nedir bu çizgisel hız kavramı? Ekvator ile kutupların çevresi aynı değil. Ama ikisi de 24 saatte dönüşünü tamamlıyor. Ve bu dönüş sebebiyle ekvator çok hızlı dönüyor. 1670 km hızla ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bu dönüş hızı yavaşlıyor. Çünkü aldığı yol daha kısa. İkisi de aynı zamanda tamamlıyor. O yüzden kutuplar ve çevresi ağır ağır dönerken ekvator ve çevresi çok hızlı dönüyor. Bu neye yol açıyor? Güneş doğarken ve batarken ki grup ve tam vakitlerinin süresine yol açıyor. Ekvatorda çok kısadır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe grup ve tam süreleri uzar. Bu da ekvatorda güneş birden doğar, birden batar, pek kızıllık oluşmaz. Kutuplarda ağır ağır doğar, ağır ağır batar ve grup ve tam vakitlerindeki alacakaranlık süresinin uzun olmasına yol açar. Bir diğer kavram da açısal hız. Açısal hız her yerde aynıdır. Ekvator da çünkü 360 derece dönüyor. Kutuplar da 360 derece dönüyor. Bu yüzden de bir değişen bir şey yok. Ekvatordaki açısal hızla kutuptaki açısal hız da aynıdır. Hiçbir farkı yok. Bir de günün en sıcak vakti öğlen 12 değildir. Çünkü ısı birikimi dediğimiz bizim bir olay var. Ben bunu fırına benzetiyorum. Fırına fişi taktığınız zaman hemen ısınmaz. Güneş 12'de en dikey yakın açıyla gelir ama ısısını hemen almaz. Öğlenleyin 2 civarında filan ısı birikimini gerçekleştirir. O yüzden günün en sıcak vakti öğleden sonraki 2 civarlarıdır. En soğuk vakitte fişi fırından çektiniz. Hemen soğur mu? Soğumuyor. Güneş battı. Hemen soğuyor mu dünyamızda? Soğumuyor. Bütün gece boyunca ısı birikimini harcıyor. En soğuk vakitte güneş doğmadan az önceki vakit olmuş oluyor. Bu ısı birikimi önemli. Çünkü kara ve denizlerin dağılışında da etken oynuyor. Bir de bu çizgisel hızın ortaya çıkış sebebi, asıl çıkış sebebi dünyanın günlük hareketidir. Ama ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmasının sebebi dünyanın şeklidir. Bu da püf noktalarından bir tanesi. Son maddemiz dinamik basınç kuşaklarının oluşumu. Termik basınç kuşaklarını da dünyanın şekli oluşturuyordu. Onu da belirtmiş olalım. Dinamik basınç kuşaklarını da dünyanın günlük hareketi oluşturuyor. Nasıl? Ekvatordan ısınan hava yukarıya doğru çıkıyor. Ve atmosferi delip geçecek hali yok. Şöyle tarif edeyim. Ve bu ekvatordan havalanan hava kütlesi iki yana doğru hareket ediyor. Ve bunlar yaklaşık 30. derecelerde baskı yapıyor. Aşağıya doğru yığınlar halinde aşağıya iniyor ve dinamik yüksek basıncı oluşturuyor. Dinamik basınç, dinamik yüksek basınç oluşan yerlerde de çöller meydana geliyor. İşte Namib, Kalahari, Avustralya'daki Büyük Kumlu Çöl, Şili Atakama Çölü, Sahra Çölü hep bunlar 30. derecelere tekabül ediyor. Yani tepesinden aşağıya bir kuvvet bastırıyor. Aslında oralar sıcak memleket. Normalde ısınan havanın yukarı çıkıp yağmur getirmesi beklenir. Ama aşağıya doğru bastıran bir kuvvet olduğu için oralarda yağmur yağmamasına sebep oluyor. Peki dinamik alçak basınç nasıl oluşuyor? Kutuptan gelen soğuk havayla 30'dan gelen sıcak hava yine dünyanın günlük hareketinden dolayı 60. derecelerde karşılaşıyorlar ve yukarıya doğru çıkıyorlar. Burada da
çok yağmur yağmasına sebep oluyor. 60. dereceler dinamik alçak basınç alanlarıdır ve hemen hemen tüm mevsimler yağmurlu geçer bundan dolayı. Bu da dediğim gibi öğrencilerin zorlandıkları konulardan bir tanesidir. Dinamik yüksek basınç, dinamik alçak basınç nasıl oluşur diye. Dünyanın günlük hareketinin sonuçları bunlardır. Bir dahaki konumuz dünyanın eksen eğikliği ve yıldık hareketinin sonuçları olacak. Bu konular üniversite sınavında çok çıkan konulardan bir tanesidir. Öğrencilerin de zorlandığı konulardan bir tanesidir. Çünkü hepsi birbirine yakın. Şeklinin sonucu mu? Eksen eğikliğinin sonucu mu? Günlük hareketin sonucu mu? Birbirine karışabiliyor. Günlük hayattan hani baz alırsak daha işler kolaylaşır. Mesela dünya döndüğü için gazları savuruyor. Gazları savurduğu için de sürekli rüzgarlarda sapmalar meydana geliyor. Okyanus akıntılarında halkalanmalar meydana geliyor. Dünya hiç dönmeseydi bu sapmalar da oluşmayacaktı. Dinamik yüksek basınç alanları da oluşmayacaktı. Ve ayrıyeten dediğimiz gibi eğer dünya dönmemiş olsaydı bir yarısı aydınlık, diğer yarısı karanlık olacaktı. Yani gece gündüz birbirini takip etmemiş olacaktı. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. İyi günler.